iPhone 15 yolladı. Fıstık ürün. Siirt fıstığı marka olma yolunda dev adımlarla ilerliyor. Hatta oldu demekten hiçbir beis yok. Bugün il dışında dostlarımızı, kardeşlerimizi aradığımızda herkes ya bir Siirt fıstığı göndermeyecek misin artık diyor. Siirt deyince mutlaka hemen arkasından fıstık söz edilen bir ürün haline geldi. 20 yılın sonunda geldiğimiz noktada bugün 4 milyon fidanı biz kendimiz ilimizde artık üretebilir noktadayız. Ve Siirt fıstığı ekili, Siirt fıstığı ağacı, yetişmiş Siirt fıstığı ağacı ilimizde sayısı 10 milyonu bulmuş durumda. Biz bu 10 milyona bugün bir 100 bin ekliyoruz. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde de bir 100 bin daha ekleyeceğiz. Ve bu şekilde ekleyerek devam edeceğiz. Ta ki ulaşabileceğimiz son noktaya kadar. Sayın Bakanım, şu anda ben de sizin isminizi zikrediyordum. Öyle güzel bir tevafuk oldu ki kürsüdeyim şu anda, elinde de mikrofon. Bütün hazırım, başta sayın milletvekillerim, milletvekilimiz olmak üzere. Çok yoğun bir kalabalık, sizleri dinliyorlar efendim. Allah razı olsun. Sayın Valim, değerli vekilim, değerli Siirt hemşehrilerim, kıymetli hazırım. Ben de sizleri Ankara'dan saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Mesafeden bittim anacığı dağıtım töreni vesilesiyle bir arada oradaki hazirunla uzaktan da olsa biz de katılmış olduk. İnşallah bu fidanlar tutacak, büyüyecek, meyve verecek. Hem Siirt'e hem de ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacak. Üreticilerimizin bu konudaki kabiliyetlerinin yanında bir de modern üretim teknikleriyle buluşması söz konusu. Son 6 yılda Siirt'te fıstık üretimi 3 kat artmış. Yani biz de oraya geldiğimizde Siirt'i ziyaretimizde de bizatihi sohbetlerimizde de bunu öğrenmiştik. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet sayın. Bugün de sayın valim sizin desteğinizle 100. yıl tarımsal projesi kapsamında 100 bin adet Siirt fıstığı fidanını dağıtıyor olacağız. İnşallah sayın bakan. Sağ olun. İnşallah. Çok teşekkür ederim emeği geçenlere. Bu konuda fıstık dikme zamanıdır. Benim bir tavsiyem var, dirham ediyorum. Fazla sık dikilmesin. Memleketimiz kuruma geçiyor. 8 metreden aşağı dikilmesin. Çünkü biz tecrübe etmişiz. Aşağıdaki olan diyor 15 seneye kadar idare edebilir. 20 seneye girince çürütmeye başlar. 8 metreden aşağı fıstık dikilmesin. Bu bir. İkincisi de ağaçların tamamıyla bakılsın, temizlensin. Temizlenmezse yaprak döker. Fıstık ağacı komşuyu sevmez. Yanındaki ağaçların başka bir çeşit olsa fıstık ağacı mutlaka ondan kaçar, eğirme olur. Dededen aslında çiftçiyiz. Fakat Siirt fıstığıyla tanışmamız biraz geç oldu. Uzaktan Siirt fıstığını aslında tanıyorduk, görüyorduk, biliyorduk ama cesaret edip ekim yapamıyorduk. 2002 yılında yaklaşık 1000 dönüm araziye fıstık ekimi yaptık. Tabii fıstık biraz uğraştırıcı, biraz meşakkatli bir iş. Öncelikle 7 yıl boyunca verim vermez ve bu süreçte siz sürekli girdi koymak zorundasınız, sürekli ilgilenmek zorundasınız. Bu da çiftçiyi biraz yorar. Çiftçi biraz sıkılır, çiftçi biraz beklentisini karşılamadığını düşünür. Fakat Siirt fıstığı öyle değildir, nankör değildir. Sonradan dönüp bütün emeklerinizin karşılığını bir yılda verir. O yüzden Siirt fıstığının ekimini devam ettirdik. Şu anda yaklaşık 10 bin dönüm arazi ekmiş bulunmaktayız. Tabii ki bu teşekkürlerin, bu desteklerin devamıyla bu daha da büyüyecektir umarım. Siirt fıstığı nasıl Siirt'in lokomotifi ise umarız bir gün Türkiye'nin de lokomotifi haline beraber getireceğiz. Tamam.
Sağ olun, teşekkür ederim.